Evet, bu şekilde arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'ndaki şifreler kırıldı ve savaş en az 2 yıl kısaldı arkadaşlar. Ama sonra tabii ki Alan Turing'in başına daha kötü şeyler geldi. Ne yazık ki kıymeti bilinemedi ama bugün biliniyor. Bugün hatırlandı ve bugün biliniyor. Şimdi modern şifreleme yöntemleriyle devam edelim arkadaşlar. Gerçekten burayı çok güzel doldurmuşum. Nereye kendimi koyacağımı bilemiyorum. Şimdi 1970'lerden sonra, yani İkinci Dünya Savaşı'ndan aslında sonra anlaşılıyor ki, kırılan mekanizmalar gösteriyor ki başarılı bir şifrelemenin temel sorunsalı rastgelelik. Yani rastgelelik olmazsa tekrar eden düzenler yakalanabiliyor, bulunabiliyor. Bir de tabii 55'te özellikle transistör devriminden sonra bilgisayar çağı başlıyor. Ve sayıları artık biz ikili düzende tutmaya başlıyoruz. Yani bitler dediğimiz ikili düzende tutmaya başlıyoruz. Bütün her şey bitlerden oluşuyor. Yalnızca sayılar değil. Bütün metinleri önce sayılara sonra bitlere dönüştürebiliriz. Bitler de aslında 0 ve 1'den oluşan sayılar demek. Bu yüzden bütün modern şifreleme sistemleri bitlere dayanıyor. Bitlerin analizine dayanıyor. Bunların üzerindeki işlemlere dayanıyor. Ama arkadaşlar bir sorunumuz var ki modern dünyada. Rastgelelik nedir? Bunu bilgisayara öğretemiyoruz. Yani rastgele olan bir şeyi seç desek bunu bir bilgisayarın yapması çok kolay bir şey değil. Ama asal sayılar yardımımıza yetişti. Çünkü asal sayılar rastgeleler arkadaşlar. Yani bildiğimiz asal sayıları bugüne kadar bildiğimiz kadarıyla oluşturan bir düzen yok. Dolayısıyla hangi sayının asal olduğunu aslında bulamıyoruz. Bunu bulmamızın tek yöntemi bölme işlemi yapmak. Yani bu sayı kendisinden başka bir sayıya bölünüyor mu, bölünmüyor mu? Yani bu da bölünebilme kurallarını kullanarak asal sayılar için yapamayacağımız için kolay bir işlem değil. Hatta en büyük asal sayıyı bulmak tarih boyunca çok popüler bir problem. Günümüzde de bu problem devam ediyor. Yani asal sayı üretmek aslında çok büyük bir iş. Bunu çok büyük şirketler yapıyorlar ve aslında bildiriyorlar. Bu böyle bir iş. Şimdi tarihten başka ne ders aldık? Birincisi rastgelelik dersini aldık. İkincisi blok şifreleme. İşte Bacon tarafından, İngiliz filozof Bacon tarafından geliştirildiğini söylemiştik. Güzel bir yöntem. Bakalım gerçekten kullanabilecek miyiz? Modern dünyada bunun da kullanımı olacak. Bunun üzerine, bu tür fikirlerin üzerine geliştirilmiş birkaç tane modern şifreleme yöntemi var. Aslında çok fazla var da bazıları daha popüler olmuş. Mesela NSA tarafından geliştirilen DES bunlardan biri. Bir de 3 Yahudi bilim adamı tarafından, Rives, Shamir ve Edelman bilim adamları tarafından bunların baş harflerinin kısaltması olarak geliştirilen RSA şifrelemesi var. Şimdi bunu tabii bazı gündelik önlemlerimizle de birleştirdik. Örneğin rastgelelik sağlamak için bilgisayarımızın sıcaklığını, işlemci sıcaklığını alabiliyor cihazlar. Bunun gibi böyle bir takım rastgele değişkenleri alabiliyor. Mesela bize bazı rastgelelik sağlamak için sorular sorabiliyor. İşte mesela ben bir tane kripto programı kullanıyordum. Kripto şifreleme yapmak için, dosya şifrelemesi yapmak için. Bana diyor ki mesela böyle bir şekil çiz diyor. Ben de böyle rastgele şeyler yapıyorum. Mümkün olduğunca rastgele bir şekil çiz diyor. Ben de böyle karalamalar yapıyorum. Bunlardan bir sayı çıkarıp bunu rastgelelik şifresi olarak kullanıyordu bu program. Ne kadar rastgele çizerseniz diyor, o kadar iyi bir şifreleme olur diyor. Yani bilgisayar aslında rastgeleliği bilmediği için biz de yapabileceğimiz bazı yöntemlerle bilgisayarı rastgele düşünmesi için yardımcı olabiliriz. Şimdi işlemlerin karmaşıklaşması için çeşitli protokoller geliştirdik zaman içerisinde. Çok bunların ayrıntısına girmeyeceğim. Bu videonun biraz amacının dışında kalıyor. Artık tek bir anahtarımız yok. İşte demiştik ki tek anahtarlı şifreleme yapıyorduk biz demiştik. Tek anahtar dediğimiz neydi? Mesela evimizin anahtarının tek bir kişide bulunması, birçok kişide bulunması, tek anahtarın birçok kişide bulunması ve kapının aynı anahtarlarla açılması. Artık bazı yöntemlerimizde, mesela DES'te olmasa da RSA'de çok anahtarlı, iki anahtarlı şifrelemeyi kullanıyoruz. Yani kilitlediğimiz ve açtığımız anahtarlar farklı olabiliyor. Bu da işi daha karmaşıklaştırıyor. Şimdi modern şifreleme yöntemlerinin mantığı genelde bu tür şeylere dayanıyor arkadaşlar. Burada DES şifrelemesinin bir örneğini yaptım ben.
Bu da aslında bir ödevimden alıntı olarak buraya yapıştırdım. Bu da fena bir ödev değildi. Şimdi bunu burada uzun uzun anlatmayacağım arkadaşlar ama gerektiğinde bu videoyu durdurup bunu inceleyebilirsiniz. Bu başarılı bir ödev oldu. Çok çok basitçe bahsetmek istiyorum. Şimdi burada arkadaşlar herhangi bir veri, burada plain text denmiş, yani açık olan şifresiz metin. Diyelim ki burada işte sıfırlardan ve birlerden oluşan toplam 12 haneli bir şifre, bir metin. Bit karşılıkları burada bu metnin. Bu metin nasıl şifreleniyor? DES yönteminde bu bitler iki parçaya ayrılıyor. Yani burada 6 bit var bakın. Diğer tarafta da 6 bit var. Şimdi sağ taraftaki blok bir anahtarla şifreleniyor. Yani burada bakın 1 0 0 0 0 1. Bu anahtarımız burada ne olabilir? Bir fonksiyon. Yani diyor ki mesela birinciyi ikinci sıraya taşı, ikinciyi üçüncü sıraya taşı, üçüncüyü de birinci sıraya taşı diyor. Yani biri buraya taşıyoruz, işte sıfır buraya taşıyoruz. Böyle kaydırarak bir taşıma yapıyoruz. Burada bir fonksiyon sonucunda basit bir şifreleme yapıyoruz. Yalnızca şu sağ taraftaki kısma. Sonra bunu sol taraftan gelen kısımla mantıksal bir işleme tabi tutuyoruz. Bu da XOR, yani exclusive OR dediğimiz bir işlem. XOR işlemi iki tane bit farklıysa bir üretiyor. İki tane bit birbirinin aynısıysa sıfır üretiyor. Bu da mantıksal bir işlem. Bunu da yaptıktan sonra bunu sağ tarafa geçiriyoruz, bunu sol tarafa geçiriyoruz. Daha sonrası bunları birleştiriyoruz. Yalnız bu DES şifrelemesinin yalnızca bir basamağı. Bu DES şifrelemesinde 16 kez yapılıyor. Böyle tamamen iç içe geçmiş. Sanki böyle bir örgü yapısı ortaya çıkıyor. Ama arkadaşlar DES kırılmıştır. Ve yerini bunun da 3 DES yani 3 DES almıştır. İşte bu böyle bir yöntem. Modern yöntem. Bir tanesi bu. Kırılmış olmasına karşın bir blok şifrelemenin temelde nasıl olduğunu burada anlatmış olduk. Şimdi bir de RSA şifrelemesinden bahsedelim. RSA şifrelemesinde de arkadaşlar, şimdi biz ne yapmaya çalışıyoruz? İşte rastgelelik sağlamaya çalışıyoruz. Bunun temel yöntemi de ne? Matematikteki bir takım tek yönlü işlemlerden yararlanılıyor. Yani tek yönlü işlem nedir? Bir tarafa doğru kolay, diğer tarafa doğru yapması zor işlemlerdir. Şimdi mesela toplama ve çıkarma. Bunlar matematikteki görece kolay işlemler. Toplamayı, çıkarmayı yapabiliyoruz. İşte çarpma mesela biraz daha zor. Ama çarpmayı da belli bir zaman dahilinde yapabiliyoruz. Bilgisayar için de durum böyle. Yani toplama, çıkarma kolay. Ama çarpma birazcık sayılar büyümeye başladığında zor. Mesela kare almaya başlarsanız hesap makinesiyle. İşte sürekli kare alırsanız mesela 10. sayıdan itibaren falan makine çalışmamaya başlar. Sayılar çok büyüdüğünde aslında çarpma da çok kolay değil. Ama nispeten kolay. Peki en zoru hangisi? Bölme. Bölme bizim için de zor arkadaşlar. Bilgisayar için de zor. Neden? Çünkü aslında tersten çarpma işlemi yapıyoruz. Yani çarpanlara ayırma işlemi yapıyoruz. Yani şunu sorguluyoruz biz. Bir sayı diğer bir sayının içerisine tam olarak sığar mı? Sığarsa kaç tane sığar? Bunu sorgulamaya çalışıyoruz. Bunun yolu da deneme yanılma yapmak aslında. Mesela altının içerisinde 3 var mı? Kaç kere var? 2 kere var. Bunun cevabı kolay. Ama bu sayı çok büyüdüğünde bunun cevabı zor. Deneme yanılma. Bir de karşımızda tabii çok büyük bir asal sayı varsa bu durum çok daha zor. İşte o zaman demek ki şifrelemede çok büyük asal sayıları kullanabiliriz. Anahtarlarımızı bu sayıları kullanarak yaratabiliriz. Bu çok büyük asal sayıları üretmek de dediğimiz gibi aslında başlı başına profesyonel bir iş. Şimdi arkadaşlar, RSA'nin mantığı böyle. RSA'nin de bir tane örneği vardı burada. Burada bir örneği var arkadaşlar ama bunu çok açıklamayacağım. Şu şöyle ekranda şöyle bir dursun. Çünkü RSA'nin belli bir formülü var. Bu formül üzerinden bu hesap yapılıyor. Bu formülle iki ayrı işte public ve private yani özel ve genel anahtar üretiliyor.
Ve sonuçta da bu şifreleme yapılıyor. Burada çok küçük asal sayılar için bir örnek yapılmış. İşte bu da benim ödevimdi. Bunu yaptım. Bu da başarılı bir ödev oldu. Ama derseniz ki şunları neden böyle bir formül kullanıldığını açıklayabilir miyim? Ya yani bunu tam ayrıntısıyla bunu açıklayamam. Biraz ezbere bir ödev yapmıştım. Ama bunu böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Ama mantığını biraz önce açıkladım. RSA'nın mantığını. Şimdi başka bir kriptolama yöntemi üzerinden size bu mantığı birazcık daha açıklamış olayım. Ama yine de bu yani son kertede tam bir modern kriptoların çözümüne yönelik bir açıklama olmayacak. Ama temel mantığını anlatmış olacağıma inanıyorum.